İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayın konuğu oldu. Televizyon programında Yeşil Sol Parti ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Adayları arasında teröristler olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıra adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı. Bakan Soylu emniyetteki paralel yapılanma ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır şu hazırlığı yapıyorlar. Burada bir ittifak olacak. Bu ittifak HDP'siz kazanabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV canlı yayınında Yeşil Sol Parti'nin adayları arasında teröristler olduğunu söyledi. Bu bahsettiğiniz partide de dağdan terörist listelerde var. Yarın çıkar. Kim oldu? Aday listeleri. Yeşil Sol'un içerisinde. Tabii. Böyle PKK'nın giysisini giymiş dağlardaki resimle beraber çıkar. Bu açıklamaların ardından Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul'da gözaltına alındı. Üsküdar'daki evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Dönmez, terörle mücadele şubesine getirildi. Dönmez'in cep telefonunda kırsalda PKK'lı teröristlerle çektirdiği fotoğraflar bulundu. Bakan Soylu, Yeşil Sol Parti'nin de Kandil'in talimatıyla kurulduğunu belirtti. Yeşil Sol Parti bizatihi Kandil'in talimatıyla kurulmuştu. Bizatihi bu seçimlerde HDP'ye yönelik bir alternatif parti olarak kurulmuştur. Emniyetteki paralel yapılanma çabalarına da değinen Süleyman Soylu önemli bilgiler verdi. Gerilla tipi görevler vermişler. Yani polisi, jandarmayı böyle birkaç adama tahsis etmişler. Ve onun üzerinden bir takım bilgileri manipüle ederek, speküle ederek içeride kurguladıkları alanlardan aldıkları bilgilerle. Bunların hepsini tespit ettik. Yani tek tek isim isim şema olarak tespit ettik. Bu tespitin son demlerindeyiz. Ona göre de savcılıkla paylaşacağız. Tamamen FETÖ tipi bir yapılanma.